στο παρελθόν θυμάμαι ότι όταν είχατε ξανά κινηθεί και όταν είσαστε αποφασισμένοι για δυναμικές εκδηλώσεις, κάτι το οποίο κάνατε, είχατε δεχτεί και απειλές. Κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται, αν θέλετε, ψηλά στην ηγεσία αυτών που θέλουν, που κινούν, αν θέλετε, και τους υπόλοιπους. Τέτοιου είδους απειλές είχατε και τώρα? Yurtsever insanlar her zaman için tehdit altındadır. Adanın güneyinde yaşayan yurtseverler de sürekli tehdit ve baskı altında olduklarını tarih boyunca gördük ve şu anda da aynı durum söz konusudur. Muhakkaktır ki Adanın kuzeyinde rejimle kavga ederseniz, rejim karşıtı olursanız size her zamanki tehditler gelecektir. Bunları yaşıyoruz. Örneğin bugün bir okulumuzda, iki okulumuzda grev vardır. Öğretmen sendikasının, bizim sendikamızın ortaya koyduğu, bir de orta öğretimin ortaya koyduğu grev vardır. Bu okulda okuyan öğrencilerin büyük bölümü Türkiye'den gelen vatandaşların çocukları. Bu insanları yönlendirip bizim kapımıza kara çelenk bırakmak için bu insanları üzerimize sürüyorlar. Bunları planlayan, örgütleyenin adanın kuzeyindeki Türkiye makamları olduğunu gayet iyi biliyoruz biz. Bunun yanında günlük olarak gazetelerde evimiz, ailemiz ve bizimle ilgili çeşitli hedef göstermeler, bununla ilgili tehditler her gün için bulabilirsiniz. Bunlar rejimin her yerde olduğu gibi alışılagelmiş saldırılarıdır. Bunlarla ilgili söylenecek tek bir şey vardır. Tek bir şey vardır. O da şudur. Ülkedeki dürüst insanlar, namuslu insanlar, namussuzlar kadar cesur olmalıdır. Mesela. Συμφωνώ απόλυτα. Απόλυτα. Θέλω απλώς να έρθω λίγο πίσω, ακόμη ένα στοιχείο να μπορείτε να μας το δώσετε. Είστε εκπαιδευτικός, είστε συνεχώς μέσα στα σχολεία, είτε αυτά είναι δημοτικά, είτε αυτά είναι γυμνάσια. Η αναλογία των μαθητών μεταξύ επίκων και τουρκοκυπρίων, ποια είναι σήμερα? Έχετε κάποια στοιχεία για αυτά? Bizim 4 yıl önce yaptığımız bir araştırma vardı. Bu araştırmada 4 yıl önce yapılmış bir araştırmadır. Resmi rakamlar olarak Kıbrıslı Türk anne babadan doğan çocuk sayısı okullarımızda %34'tü. %34. Geri kalan nüfus %9 anne babadan biri, karma evlilikten doğan çocuklardı bunlar. Anne babalardan biri Kıbrıslı Türk vatandaşıydı. Geri kalan nüfusun tamamı 1974'ten sonra gelip yerleşen veya son yıllarda gelip yerleşen, özellikle son 5-6 yılda gelip yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıydı. Sadece ve sadece %1 üçüncü ülke vatandaşı vardı ki bunlar Rusya, Bulgaristan, Almanya, İngiltere'den gelen vatandaşlardı. 4 yıl önceki dört yıl önceki durumdu bu. Bugün durum daha kötüdür. Bunu söyleyebilirim. Hoca, geçtiğimiz günlerde Sayın Merkel Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Ziyaretinden sonra bazı açıklamalar yapıldı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Erdoğan da açıklama yaptı ve Merkel'in özür dilemesini istedi. Bununla ilgili sizin de açıklamanız vardı. Ve tepki gördünüz. Şu anda bu siyasi sendikal platformun mücadelesine katılmak isteyen bazı partiler tepki koydu. Bu insanlarla nasıl anlaşacaksınız hocam? Şimdi hedefe gitmek için adım adım yürümek gerekiyor. Bizim hedeflerimiz belli. Önce 13 maddelik bir hedef oluşturduk. Ve bunlara destek oluyorlarsa bizimle beraber yürümeleri çağrısını yaptık siyasi partilere. Bunları incelediler ve destek olabileceklerini söylediler. Nelerdir hocam? Onların içerisinde bu siyasal duruşun
ana hatlarıyla belirgin olduğunu söyleyebilirim. 13 maddeyi özetle söyleyecek olursak, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler parametreleri iki toplumun kesimli bir çözümün olmasını acilen çağrısı vardır. Kıbrıslı Türklerin siyasal iradesine saygı duyulması vardır. Türkiye ile Kıbrıs Türk yönetimi arasındaki ilişkilerin saygı temelinde siyasal eşitler düzeyinde olması gerektiğini vurguluyoruz. Emir veren, emir alan konumunda olunmamasını vurguluyoruz. Adanın kuzeyinde uluslararası gözlemciler nezdinde bir nüfus sayımı yapılmasını öngörüyoruz. Ülkeye girişlerin kayıt altına alınması, elini kolunu sallayanın ülkeye girmemesini savunuyoruz. Adanın kuzeyindeki iş yaşamının ILO sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı çerçevesinde ele alınmasını, özel sektördeki sendikalaşmanın %100'e çıkarılmasını istiyoruz. Bununla ilgili gerekli düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Buna benzer 13 tane taleptir. Ana hatlarıyla bunları söyleyebilirim. Hoca, şeyin üzerinde duralım. Sayın Erdoğan'ın açıklaması var. Bunun üzerine siz de sert bir açıklama yaptınız. Ha, Kıbrıs babanızın malı değil. Sürekli hem Türkiye'nin görüşmelerde bir adım önde olduğundan bahsediliyor. Hem de işte bir gram vermeyiz, bir asker çekmedik gibi açıklamalar yapılıyor. Şimdi güneyde de biz yanlış algılandığımız veya Sayın Erdoğan'ın yanlış algılandığını düşünüyoruz biz. Güneydeki meslektaşlarımızla veya siyasi partilerle yaptığımız görüşmelerde Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs'ta çözüm istediğiyle ilgili bir anlayış önümüze konuyor. Bizce Sayın Erdoğan çözüm ister görünüp çözümsüzlüğün devamından yanadır. Bunun için de 2004'te Kıbrıslı Türklerin %65 Annan Planı'na evet demesi argümanını sürekli olarak kullanıyor. Aslında o günden bugüne ne bir karış toprak verildi ne bir asker çekildi. Yani Annan Planı veyahut da AKP'nin hükümete geldikten sonra ortaya koyduğu durum daha önceki Türkiye hükümetlerinin ortaya koyduğu tutumdan çok farklı değil. Bizim yaşantımızda hiçbir şey değişmedi. Aksine Kıbrıslı Türkler olarak daha kötü koşullarda yaşamak zorunda kalıyoruz. Ekonomik olarak şu anda çökmüş bir siyasi sistem var adanın kuzeyinde. İkincisi adanın yığılan nüfus AKP hükümeti döneminde çok daha fazla arttı. Üçüncüsü kültürel yapımızı değiştirmek için adanın kuzeyine camiler yapılmaya ve dini eğitim okullara sokulmaya çalışılıyor. Bu AKP hükümetinin Kıbrıs'ta izlediği resmi politikanın bir kısmı. Bunun yanında Türkiye büyük sermayesi ki AKP'ye yani Erdoğan'ın partisine yakın olan büyük sermaye kesimleri kuzeydeki Rum malları üzerine veya Cumhuriyet malları üzerine, hali arazileri üzerine büyük oteller, 5 yıldız oteller veya büyük yatırımlar yapmaktadır. Evet. Bu bir kolonileştirme sürecidir. Sayın Merkel bunları dile getirdi diye eleştirmesini ben Erdoğan'dan yakıştırmadım. Özür dilemesi gereken biri varsa Sayın Erdoğan'dır. Kimden özür dilemesi gerekir? Kıbrıs Türk toplumundan özür dilemesi gerekir. Ve bu ülke hem Kıbrıs Rumların hem Kıbrıs Türklerindir.